sistemli çocuklarımız üzerinde sporun ve müziğin büyük bir katkısı var. Yani bizim otizmli çocuklarımızın iyileşme sürecinde aslında tedavisi bir eğitim, bir müzik, bir spor. Bu süreç içerisinde ritim kursunun açılmasını Aydın Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Aydın Büyükşehir Belediye'miz işbirliğiyle gerçekleştirdik. Sağ olsun Özlem Başkanımız bu konuda bize büyük destek oldu. Ve ritim kursunda 2 aylık bir çalışma süreci içerisinde çocuklarımızın almış olduğu yolu görebiliyoruz. Aydın, Efe yüreğini her zaman Anadolu'ya açan, Kurtuluş Savaşı mücadelesinde olduğu gibi otizmde de bu savaşı başlatan bir il olacak. Otizm Mehter takımımız Aydın'dan ortaya çıkacak. Bu çocukların neler yapabileceğini tüm Anadolu'ya, tüm Türkiye'mize gösterecek diye düşünüyorum. Sadece iletişim kurmakta zorlandıklarını görüyoruz. Bu tür ritim kursları, el göz koordinasyonunu geliştirmeleri, ritme ayak tutmaları, ritme uyabilmeleriyle birlikte bu davranışsal ve sosyal iletişimini daha iyi bir pozisyona doğru sokuyor. İlk geldiklerinde bu çocuklar davulun tokmağını vurmayı bilmiyordu. Bugün sesleri duyduğunuz gibi müthiş bir şekilde ritim kursunda başarı yakalayabiliyorlar. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu çoba ateşini yaktı. Bu ateş harlanarak büyüyecek. Spor eğitimi olsun, ritim kursları olsun, otizm konusundaki çocuklarımıza kreşler olsun. Yine etüt çalışmalarımız var şimdi akşamları Türkçe ve matematik üzerinde otizmli çocuklarımıza gönüllü öğretmenlerimizle birlikte destek verilecek. Bunlarla birlikte çocuklarımızın ne kadar büyük yol alabildiğini, neler yapabildiklerini tüm Anadolu'ya o çoban ateşinin ısısında göstermek istiyoruz diye düşünüyorum. Otizmli çocuklarda da ritim ayrı bir önem taşımakta. Ritimle algıları artıyor çocukların. Hep birlikte uyumlu iş yapma alışkanlıkları artıyor. Sosyalleşmeleri açısından da oldukça önem taşıyor. Biz çok memnunuz ve çocukların hesaplayarak ve dört gözle bekleyerek ritim kursuna devam ediyorlar. Otizmli çocuklarda yeni süreçlere uyum sağlamak çok zor. İlk zamanlar endişe duydular. Biz bunların hepsinin endişelerini çok iyi anlayabildik. Ama zaman içinde endişe ve kaygılar yok oldu. Çok istekli bir şekilde devam ediyorlar. Bizler veliler olarak da çok mutluyuz. Bizler için de iyi bir terapi oluyor işin açıkçası. Çocuklarımız bizler için çok özel. Onların gün be gün sosyal hayata karışmaları, kendilerini geliştirmeleri bizler için çok önemli. Ben çok mutluyum. Ben kendisine hem anne olarak hem kadın olarak çok çok teşekkür ediyorum. 3 aydan beri buraya geliyoruz. Gerçekten ritim kursu hani çocuklarımız için çok etkili ve duygusal açısından da çok faydalı. Otizmli bir oğlum var ama eğitimini almak için sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz böyle bir kurslar açıyor. Biz de çok sevinçliyiz bu konuda. Çok şanslı bir iliz. Çünkü başka bir illerde biz bu kadar hani otizmle ilgili bu kadar kurs veren bir il görmedim Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak. Ben herkese çok teşekkür, özellikle Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bu yönden çok şanslıyız Aydın il olarak. Hiperaktivite bir çocuğu durdurmak çok zordur. Yavaş hareketlerini, yavaşlamayı ve bekleme davranışı öğretmesi ve yavaş hareketlerini öğretmesi bizim için hayal edilecek bir noktaydı. Bir anne olarak gurur verici bir duygu. Çünkü bizim hani böyle bir şey hayal bile edemiyorduk. Benim çocuğumda böyle bir yeteneğin keşfedilebilmesi, böyle bir şeyin olması mükemmel bir duygu, gurur verici bir duygu. Özlem Hanım'a minnettarım. Bizleri gördü, çocuklarımızı gördü. Her konudan bize destek çıktı. Özel eğitimler açtı. Büyükşehir Belediye'nin otizm merkezine gidiyorum. Yani bütün nerede ne açıldı ben oradayım. Çocuğumun peşindeyim. Çocuklarımızı kabul ettiler. Onlar sayesinde biz de yol kat ettik. Ben böyle olacağını hiç zannetmiyordum. Yani ilk günden böyle bir yol kat etmek ve ilerisini görmek çok güzel bir duygu.